ihtiyacı olan insan çok da biz de haddimizi biliyoruz artık tamam mı? E, şifayı veren Rabbim o sana gönderir eğer ihtiyacı varsa bir insanın. Gerçekten bir insan değişecekse e, yani değişimi Rabbim verir. E, şifayı Allah verir. Eğer gerçekten ona sen yardımcı olacaksan o sana gelir zaten. O sana gelir. Hatta Rahat Suresi 11. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Siz değişmedikçe sizin üzerinizdeki hüküm değişmez buyuruyor. Dolayısıyla ilk insanın kendisi değişmesi lazım. Yani ben değişeceğim. Değişmen lazım. Çünkü sen değişmeden bir şey değişmeyecek. Bunu Rabbim söylüyor zaten. Yani ayet-i kerimede inançlı insanlar katılıyor bizim programlara. Dolayısıyla hepiniz şu anda ben öyle inanıyorum. Çünkü inançlı olmayanlar katılamıyor. Beni sevmiyorlar. Yüzümdeki şeyi beğenmiyorlar belki. Bilmiyorum. Yüzümü beğenmiyorlar belki. Konuşma tarzımı beğenmiyorlar. İnançlılar açık konuşayım. Yani hani ayrıştırma mı dersiz ne dersiz bilmiyorum ama doğruyu söylüyorum. Beni inançlılar seviyor. Dolayısıyla ben de inançlı bir insanım. Ayet-i söylüyorum size. Siz değişmedikçe Allah üzerinizdeki hükmü değiştirmez buyuruyor Rabbim. Dolayısıyla değişime yelken açmak lazım. Değişmen lazım. İki günün bir oldu mu kaybediyorsun zaten. Kayıp edenlersin, edenlerdensin sen. Bununla beraber kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendin, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerif bu. Yani kendini bilmen lazım. Kişisel gelişim kendini bilmektir zaten. Hani dışarıdaki uçuk kaçık kişisel gelişimden bahsetmiyorum. O dışarıdaki uçuk kaçık kişisel gelişime ben karşıyım zaten. Evrensel güçlerden bilmem nelerden işte bilinçaltı dili bilmem ne bir sürü hikayelerle sizin yanınıza yaklaşanlara ben karşıyım. O değil ki. İki günü bir olmayı, olmaması lazım hayatın. İki günü bir olmaması lazım. Bu hadis-i şerif bir kere kendini tanıman lazım. Yani sadece filmlere, kitaplara odaklan odaklanmayın. Yani öyle de problem çözülmüyor açık konuşayım. Filmlerle, kitaplarla. Tamam benim programlarıma katıldıktan sonra zaten söylüyorum. Şunları, şunları izleyin diyorum size. Fakat şu anda yapılacak tek şey var. Tek şey var. Ayağa kalkmak. Tamam mı? Hayatında bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlamak Bu kadar ya. Kafanı topraktan çıkar diye ben sana söylüyorum. Kafanı topraktan çıkar ve zaman ilerliyor. İki senede bir bilim ikiye katlıyor kendini. Kendini geliştirmek için bir şeyler yap. Kendini tanı. Ben onu söylüyorum şu anda. Bununla beraber şeker şeker ile düşman ol. Şeker, çikolata. Buna düşman olman lazım. Çünkü bu seni uyuşturacak. Sana zarar verecek. Bu sana zarar verecek. Tekrar söylüyorum. Şeker, çikolata, şekerli gıdaya düşman olman lazım. Çayları şekersiz içmen lazım. 20 sene oldu. Tamam mı? Limitsiz olmak istiyorsanız eğer bak limitsiz. Tamam mı? Başarınız başarınızın artmasını istiyorsanız. Maddi ve manevi başarınızın artmasını istiyorsanız, ailede, sağlıkta, finansal olarak, meslekte, kişisel olarak başarınızın artmasını istiyorsanız, uyuşukluktan kurtulmak istiyorsanız Şeker sizin düşmanınız olması lazım. Tamam? Bununla beraber en büyük düşmanınız ne olacak biliyor musun? Diziler olacak. Netflix olacak. Batsın bu dünya gibi şarkılar olacak. Küçük Emrah gibi filmlere düşman olmanız lazım. Açık konuşuyorum. Düşman olmanız lazım. Çünkü onlar sizi indirecek, dibe indirecek. Aşağı doğru çekecek. Umarım faydam olmuştur.